Değerli Alevi kurum temsilcileri, sayın basın, hepinizi Pir Sultan Abdal'ın inancı, bilinci, direnciyle selamlıyorum. Biliyorsunuz 15 Temmuz'u bahane ederek olağanüstü hali kanun hükmünde kararnamelerle Alevileri ne şekilde mağdur ettiklerinin bir göstergesidir. Zeynel Odabaşı'nın gözaltına alınması, bizleri sindirme, korkutma adına yapılan bu eylemi biz kınıyoruz ve bizi hiçbir zaman korkutmamışlardır. Biz korkuyu Kerbela'da toprağa gömmüşüz. Hükümete sesleniyoruz. Bizleri asla sindiremezler. Biz gücümüzü Hazreti Hüseyin'den almışız. Hazreti Hüseyin bize öyle bir miras bırakmış ki zalimin zulmüne karşı çıkmamak mazluma yapılacak en büyük zulümdür. Ben zalimlerle birlikte varlık içinde yaşamayı alçaklık, zulme karşı gelerek bulacağım ölümü yücelik sayarım. Bu zulümlerin karşısında asla bizi sindiremezler. Bu davranışlarından vazgeçsinler. Hepinize saygılar sunuyorum. İsimler de alalım, evet. Evet. Sen de Pir Sultan Abdal, Pir Sultan Abdal Cemevi dedesi, Baba Mansur Hoca'ndan Mehmet Karabulut adım. Şimdi değerli canlar, biliyorsunuz ki Sayın Başkan Zeynel Odabaş yoldaşımız çok daha evvelden burada temel atıldığında vermiş olduğu mücadeleleri hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla vermiş olduğu bu mücadelelerin mutlaka bunların bir karşılık vermesi gerekirdi. Bu karşılıkta bugün böyle verildi. Dolayısıyla onun için de biz de bugün yarenlerimiz, dostlarımız, yoldaşlarımız, kardeşlerimiz hep birlikte burada onun davasının arkasında durmak için şu anda bir aradayız. Yapılan bu hukuksuzluğa karşılık bizim vereceğimiz en büyük cevap birlikte hareket etmekle olur. Onun için nazane bizler de elimizden geldiği kadar bugünkü bu sisteme karşı duruşumuzu ifade etmek için elimizden ne geliyorsa, ne yapabilirsek, bu zalimene duruşa karşı neler yapabilirsek bunun mücadelesini vermek zorundayız. Dolayısıyla biliyorsunuz ki bir ara saldırıya uğradı. Hepiniz biliyorsunuz. Bayağı bir zarar gördü yoldaşımız, Genel Başkanımız. Onun için de bizler de sizlerden özellikle şunu rica ediyoruz. Bugünkü bu sisteme karşı vereceğimiz mücadelenin arkasında omuz omuza vererek, birlikte hareket ederek bunlara karşı en büyük mücadeleyi, en büyük birlikteliği ifade etmiş oluruz. Onun için hepinizi Zeynel Odabaş'ın davasında, arkasında olmak için sizleri bu mücadeleye davet ediyoruz. Ve bugün burada federasyon başkanlarımız, kurum başkanlarımız, dernek başkanlarımız veya farklı bileşenlerimiz bugün buradadırlar. Kendilerine, sizlere özellikle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hak sizden razı olsun. Eyvallah. Evet arkadaşlar, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir. Bu gördüğünüz cemevi yaklaşık 2 yıldır Alevi Kültür Dernekleri Şubesi olarak burada hizmet ediyor. Zeynel Başkanımız uzun yıllardan beridir burada mücadele veriyor. Demokrasi anlamında, özgürlükler anlamında mücadele veren bir dostumuz, bir canımız. Alevilik dışında hiçbir örgütle, hiçbir terör örgütüyle ya da hiçbir çetrefilli işi olmayan bu başkanımız uzun yıllardan beridir burada bu topluma hizmet etmek için
Karısıyla, çocuklarıyla, ailesiyle ne gerekiyorsa elinde onu yapmaya çalışıyor. Ancak dün sabah hukuksuzca yaşanan bir olaydan dolayı iki gündür bütün Alevi kamuoyu, bütün Alevi dünyası, bu ülkede yaşayan bütün Aleviler, Avrupa'daki Aleviler bu olayın nereye gideceği konusunda merak ediyorlardır. Biz de iki günden beridir bütün temaslarımızda mutlaka burada bir yanlışlık vardır. Alevi Kültür Dernekleri 102 tane şubesinin tamamına genel merkez kefildir bu konuda. Hiçbir terör örgütüyle ilişkimizin olmadığı gibi yaşanan her terör olayından sonra şiddetli kınadığımızı, her türlü terör olayına karşı durduğumuzda çok net bir şekilde bütün Alevi kurumlar olarak beyan ediyoruz. Ancak kamuoyunda, basında sıra Alevilere mi geldi kaygısı her geçen gün artarak devam ediyor. Yaptığımız bütün görüşmelerde yetkililere şunu söylüyoruz. Bu algıyı değiştirmek zorundasınız. Alevi toplumunu sokağa dökecek hiçbir şeye müsaade etmemelisiniz. Bu ülkenin muhalifleri, gazetecileri, televizyoncuları ya da milletvekilleri, seçilen milletvekilleri ya da bu ülkeye hizmet eden, kendi toplumunu inançsal anlamda bir yere taşımaya çalışan, sadece tek amacı Alevi toplumunun inanç özgürlüğü için mücadele eden insanlarını bir sabah ansızın 4.30'da 5'te evlerine baskın yaparak gözaltına alamazsınız. Bu bir hukuksuzluktur. Ben eminim ki Zeynel Başkanımızı arasalardı sabah erkenden kendisi çıkar giderdi. Biz gelir eşlik eder, götürür ifadesini aldırır gönderirdik. Ancak ne ile karşılaştığımızı, ne ile suçlandığımızı hala bilmiyoruz. Dün yaptığımız bütün girişimlerden bir sonuç alamadık. Türkiye'de biliyorsunuz olağanüstü hal devam ediyor ve bu olağanüstü halle çıkan kararnamelerle kimsenin yaşama özgürlüğü, kimsenin can güvenliği kalmadığı gibi başımıza nerede, ne zaman, ne geleceği de belli olmayan bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla burada hükümete, savcılara, bu ülkenin cumhuriyet savcıları, adı cumhuriyetse cumhuriyet savcılarının bir an önce bu hukuksuzluğu ortadan kaldırması lazım. Hak mücadelesi veren bütün canlarımız konusunda mutlaka seçkin davranmaları lazım. Bu algıyı değiştirmeleri lazım. Ve bilsinler ki biz Türkiye'nin her bölgesinde bütün Alevi kurumlarımızla birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar devam edeceğiz. Bu mücadeleyi sonuna kadar takip edeceğiz. Ve bu hukuksuzluğu ortadan kaldırana kadar, Zeynel Başkanımız aramıza dönene kadar da bu mücadeleyi bugün yapacağımız toplantıdan sonra kamuoyuyla paylaşacağız arkadaşlar. Şimdi tek temelimiz bir an önce Zeynel Başkanımızın bu hukuksuzca, bu kanunsuzca gözaltı kararının bir an önce sonlanması ve Zeynel Başkanımızın tekrar görevinin başına dönmesi, Alevi Bektaşi Federasyonu'ndaki görevinden tutun da buradaki şube başkanlığına kadar halkına hizmette etmesi için talebimiz var. Ve biz bugün bu basın açıklamasından hemen sonra arkadaşlar burada Alevi kurumları olarak ortak bir karar alacağız. Yarın Türkiye'nin tümünde Zeynel Başkanımıza yapılan bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu, bu gözaltı sürecini protesto etmek için bununla ilgili bütün detayları kamuoyuyla paylaşacağız ve bu burada kalmayacak arkadaşlar. Bunun demokratik anlamda mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Dolayısıyla konuyla ilgili basın açıklamamızı Alevi Bektaş Federasyonu Genel Başkanımız sevgili Muhittin Yıldız yapacak. Ben mikrofonu ona vereceğim. Basın açıklamamızı değerli başkan okuyacak. Buyur sevgili başkanım. Alevi Bektaşi Federasyonu basına ve kamuoyuna. Dün sabaha karşı 4.30 civarında evi özel hareket polislerince basılan ABF Genel Sekreter Örgütlüğümüz Akede Sultan Gazi Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanımız Zeynel Odabaş her türlü hukuk kuralları çiğnenerek gözaltına alınmıştır. Gözaltı sırasında ailesi korkutulmuş ve kendilerine bilgi verilmemiştir. Zeynel Odabaş hayatını Alevi halk mücadelesine adamış bir canımızdır. Yolu Hak Muhammed Ali, şiarı Şah Hüseyin gibi zalime boyun eğmeden yaşamaktır. Bu nedendir ki Zeynel Odabaş'ın verdiği Alevi halk mücadelesi hiçbir merci tarafından tutsak edilemez ve yargılanamaz. Türkiye ve kamuoyunu şunu bilmelidir ki Aleviler ülkenin içinden geçen bu şiddet ve korku ortamının asla tarafı değildir, mağdurudur. Aleviler yolu erkanı gereği her zaman barış ve özgürlükten yana tavır almış ve bu uğurda mücadele etmiştir. Biz Aleviler Zeynel Odabaş nezdinde bu şiddet ve kaos ortamının bir parçası olarak gösteremezsiniz. Hükümete açık uyarımızdır. Bu Alevi toplumuna ve Alevi kurumlarına yapılmış bir saldırıdır. Başından beri Aleviliği yok sayan, iftiralar atan, tehdit eden bu zihniyeti iyi tanıyoruz. Ve asla bunun karşısında ne sineceğiz ne de hak mücadelemizden vazgeçeceğiz.
Derhal Zeynep Odabaş'ın serbest bırakılmasını ve bu korku, şiddet, hukuksuzluk politikalarının Alevi kurumları, pirleri ve anaları tüm Alevi haklarının son verilmesini istiyoruz. Bu yolda, basında ve kamuoyunda bize destek veren kurumlarımız, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, 102 Şube, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, 88 Şube, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Garip Dede Dergahı, Yalçıncak Sultan Dergahı, Hubriyat Sultan Dergahı, Demokratik Alevi Dernekleri, 18 Şube, Gazi Cemevi, Bağcılar Cemevi, İkitelli Cemevi, Habibler Cemevi, Gülsuyu Cemevi, Arnavutköy Cemevi. Canlar, çok teşekkür ederiz katıldığınızdan dolayı. Aşk ile. Allah'a eyvallah.